Evet. Şimdi şu Selahattin Eyyubi'yi konuşup bir ara verelim yaprağı. Alalım sonra. Selahattin Eyyubi Türk müdür, Kürt müdür? Bir seyircimiz kalesine gittik diyor Suriye'de. Bizi gezdiren rehber Kürt'tür diyor. Dedi diyor. Şimdi Murat Bey sadece rehber değil, rehberler değil. Yani Selahattin Eyyubi gerçekten çok büyük bir adam. Hani batılı hocam, yazarlar mü, hep Türk mü? Ne olur soruyu hep yapalım. Söylüyor ya. Yorum değil de soruyu şey yapalım. Doğu'nun en saf kahramanı diyorlar Selahattin Eyyubi Kürt için. Kürt mü Türk mü? Şimdi Necmettin Eyyub babası Hezbaniye Kürtlerinin Revvadiye aşiretine mensup ve Revvadilerin atası da El Ezdi Yemen Araplarından. Yani aslen Arap kökenliler. Arap köken. Evet. Fakat daha sonra Azerbaycan'a yerleştiriliyor bunlar ve orada Hezbaniye Kürtleriyle karışıyorlar, Kürtleşiyorlar. Yani bunu söylemekte bir mahsur yok. Daha sonra da yani Kürtleşmiş Arap. Arap. Daha sonra da İmadüddin Zengin'in Musul Atabeyi yanında görev alıyor Selahattin Eyyubi'nin babası. Ve orada da Türk kültürü içerisinde, Selahattin Eyyubi doğduğunda Türk kültürü içerisinde yetişiyor. Ve daha sonra da Zengilerin ordusunun başında, Türk ordusunun başında Mısır'a gidip amcası Şirkuh'la beraber Mısır'a gidip Fatimilerin elinden alıyor ve orada devletini kuruyor. Amcasının adı neydi? Şirkuh. Şirkuh. Evet, Şirkuh. Kuh. Nece bu? Parça değil mi? Ha, Şirkuh. Şirkuh. Evet. Ha, dağ aslanı. Aa. Yani orada da Türkleşiyor o zaman. Şey, evet. Aslan da. Bakın. Dağ aslanı evet. Selahattin Eyyubi'nin kardeşlerinin isimlerini söyleyeyim size. Yani tahayyül etmeye çalışıyorum. İsim tabii önemli. Abisi Turanşah. Kardeşleri Gökböri. Tuğtikin. Türk isimleri. Özbeöz Türk isimleri. Yani bütün bu Türkler de, Kürtler de, Araplar da böyle bir değere sahip çıkmak istiyorlar. Ve onun Türkler Türk olduğunu, Kürtler Kürt olduğunu, Araplar da Erhan Bey biraz önce bahsetti Arap. Suriye'de Arap olduğunu söylüyorlar. Yani çok doğal bir şey. Suriye'de gezerken orada Arap diyorlardı. Yani öyle evet. Kürt falan diye anlatma. Hayır. Tabii tabii. Şimdi rahmetli Coşkun Aptekin'i biliyorsun hocamızı. Evet. Coşkun Hoca Mısır'da bir sempozyuma gitti. Bu Hıttin Savaşı'nın bilmem kaçıncı yıl dönümüydü. 600 mü 700 mü kaçsa unuttum. Orada bu tartışma çıkmış. 1187. 87. O zaman 1987'de gitti hoca evet. Rahmetli. Evet. Yani Araplar Arap demiş. Bizimkiler Türk değil. En son diyor şu kanaate vardı diyor hoca. Şöyle anlaştık diyor. Selahattin Eyyubi bir İslam hükümdarıydı. Kesinlikle. Bir İslam hükümdarıydı. Meselenin. Çünkü dediğin gibi yani etnik köken ararsan diyor. Araplar Arap diyor diyor. Biz diyor o biraz önce senin söylediğin gibi Türkçe isimlerden Türk diyoruz diyor. Kürtler Kürt diyor diyor. Ama İslam hükümdarı deyince diyor kimse itiraz etmedi artık diyor. Peki bu çok sence doğru. Nedir? Bakın. Hayır bence diye bir şey yok bak. İlginç bir şey yani Cüneyt'in anlattığını. Sence derken hayır. Düşüncen değil yani bildiğine göre. Hayır bildiğim şu Cüneyt ben şeyi hayır. Okudum Ramazan Şeşen Hoca'nın kitabını. Onu, Selahattin Eyyubi ve Devlet. Hocanın orada anlattığı şudur. Yemenli Arap ailesi bir aile. Azerbaycan'da gidiyor Kürtleşiyor. Orta Doğu'ya gelince de Türkleşiyor. Yani evet. İlginç bir şekilde. Üç etnik kökeninde izi var Selahattin Eyyubi'de. Selahattin Eyyubi'nin seyircilerimize şöyle söyleyelim. Selahattin Eyyubi Haçlılardan Kudüs'ü alan ve Mehmet Akif'in söylediği gibi Şark'ın en sevgili sultanı olan ben bunu bizzat sen orada sen de görmüşsündür. Ürdün'ün, Lübnan'ı ve Suriye'yi gezince şunu gördüm hocam. Her yerde izi var. Her yerde ya heykeli var ya kalesi var. Evet. Bir şeyi var. Benim, yani benimsenmiş ve çünkü şey. Şunu anlatmak lazım seyircilere daha sonra bir Haçlı konuşuruz Cüneyt'te de. Ya bu Haçlılar 200 yıldan fazla Orta Doğu'da hakim oldular. Tabii. Yani Urfa Haçlı Kontlu, Antakya Prinkepsliği, Akka'da bunlar her yerde devletler kurdular, devletçikler, doğru. Prinkepslikler kurdular ve buralara yerleşmeye çalıştılar. Ama işte Memlük Sultanı Kalavu'nun oğlu Halil Eşref zamanında Melikül Eşref'i mi diyorsun? Ha? Melikül Eşref dedik ya. Evet, evet. En son Akka'dan, Aslis'ten, Suriye'den bunları Sayda ve diğer yerlerden temizleyip çıkarıyor. Evet. Ona kısmet oluyor ama Antakya'yı alan da Baybars biliyorsunuz. Tabii. Antakya'yı da Baybars. Urfa'yı alan Zengi. Zengi ki o onu hangi yazardı şimdi hatırlamıyorum. Bedir'le mukayese ediyor. Urfa'nın alınışı. Doğru. O zaman. Şimdi, evet.
Hangi kaynak? Şu anda ama bak, hatırlamıyorum. Onu... Ama aynen bu ifadeleri kullanıyor. Urfa'nın Zengi tarafından alınması Bedre eşittir diyor yani. Aynı değerdedir diyor Bedir Savaşı'na. 1915'te Mehmet Akif o Çanakkale şehitleri ama tamamını düşünün. Şu Boğaz Harbi'nedir. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Aslanları ancak bu kadar şanlıydı dediği için o zaman bazı çevrelerde kıyamet kopmuş. Doğru. Nasıl mukayese eder diyor. Evet. Ama Urfa'nın bu, şu yöne... Burada kötü niyet yok. Burada iyi niyetle yok, bu hayır, işi niyet, pozitif, hayır, pozitif hayır, bir yaklaşım. Hayır, kötü niyet öbür bu. Tarafta. Tabii tabii. Ha, karşı evet. Tarafta kötü niyet. Evet. Urfa'nın önemi şu. Haçlılar Orta Doğu'ya gelip birçok Müslüman toprağına hakim olduktan sonra ilk defa bir Müslüman toprağı Haçlılardan geri alınıyor ve bunu Nurettin Zengi sağlıyor Urfa'da. Evet, rahmetli. O anlamda. Tabii, o, bu çok büyük önemli. Bir facia İslam dünyası için. Erhan Masayı. İslam dünyası evet. için bu büyük bir facia. Geliyorlar İslam dünyasının doğru. ortasında devletler kuruyorlar, mülkler ediniyorlar, büyük bir zenginlik var. Buralarda kendilerine yeni bir yaşam kuruyorlar ve kendilerini buraya bağlıyorlar Haçlılar. Ve onları buradan söküp atmak Selahattin Eyyubi için biraz önce Erhan'ın söylediği gibi büyük bir görev, vazife telakki ediyor kendisine. Ve Selahattin Eyyubi'nin ömrü seferlerde geçiyor. Doğru. Ya şey... İnanılmaz bir yaşamı var. Hep ordugahlarda, hep seferlerde at üstünde. Müthiş bir şey. Doğru. Yani rahat yüzü görmüyor adam ama çok mutlu. Ve ben hiçbir şekilde Selahattin Eyyubi'nin o dönemde, ki Selahattin Eyyubi'dir ismi yani. Dolayısıyla ben Türk müyüm, ben Arap mıyım, yok. Ben dediği gibi Erhan'ın Kürt müyüm, böyle bir şey hiç aklından geçirmiyor. O bir İslam kahramanı. O dönemde Haçlıların karşısında yapılması gereken bir görev var. Onu ifa etmek için bütün bu, gücüyle ve uğraşıyor. Bunu ve bunu başarıyor hocam. Daha ne? Evet. Evet. Bu, buradan bakmak lazım olaya yani. Kimdir, köken nedir diye bakmaya kendisinin gerek böyle bir derdi yok çünkü yok. Hocam. Hiçbir kaynakta bu konuda o kendisinin devrinde böyle bir şey de yazılmıyor zaten. İşte bu Erhan'ın anlattığı... Şimdikilerin derdi. Ramazan Şeşen bu konuda dünya çapında bir uzmandır. O bunu gayet güzel yazmış Selahattin Eyyubi'nin bu yanını. Yeditepe yayınlarından Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi diye yeni bir kitabı çıktı. Selahattin Eyyubi. Baybar çıkacak şimdi hocam. Çok güzel evet duydum onu. Ya, çok hocam sevindim. Şöyle bir şey.